Hep laf, hep laf, hep laf, hep laf, hep kavga. Bununla besleniyoruz, bunu anladım ondan sonra. Başka yumurta işte dedi, böyle yapıyorlar, herkes gidiyor falan dedim, hop. Bunu ben kabul etmem. Yani madem sen benimle çocuk yapma, ben kobay mıyım? Sen Can Tanrıyer gibi adamla kanlı bıçaklısın. Sen Gülben Ergen kanlı bıçaklısın. Sen Sinan Akçı, sen o, sen Bahattin. İğrenç, bir delikanlıya yakışmayacak. Bir erkeğe yakışmayacak. Hamile karısına bu lafları söyleyecek aşağılık bir erkek olarak. Siz dedi bu mitokondri var diye başkasının sıvı. Buz kesildim abi o lafı duyunca. Bu dedi ne olmuş ki dedi, sperm senin spermin dedi, %90 senin dedi. Diğeri dedi seni ne ilgilendiriyor deyince abi. Benim soyum o, başka bir soy karışmış ona. Sevgili Yaşar İpek, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sefalar getirdin. Burada seninle çok keyifli şeyler konuşmayacağız. Keyifli bir dönem yaşamıyorsun. Evet. Zor günler yaşıyorsunuz. Seren, o da sevdiğimiz kardeşimiz. Mutlu başlayan bir evlilik kısa sürede bambaşka boyutlara geldi. En başına dönelim. Önce hoş geldin diyorum ama söyleyeceğim bir şey var mı? Abi ben hoş bulduk. Öncelikle bu konuşmayı ilk ve son kez yapacağım. Bunu herhangi bir magazin programına gidip de orada masa başına oturup da olayları başka yerlere çevirmeler, onlar bunlar. Bir de eşim yani. Şimdi aslında bunları konuşmak bile bana gerçekten çok zor geliyor. Keşke her insan anlaşamıyor biliyor. 1,5 yıl sonra değil, 40 yıl sonra da ayrılan insanlar var. Medeni bir şekilde geçip ayrılmayı biz başaramadık maalesef. Hayat. Hayat, aynen başaramadık. Yine burada ilk ve son kez konuşacağım. Ne sormak istersen de sorabilirsin abi. Açıkçası soracağım. Açık konuşacağım abi. Kendimi anlatmaya çalışacağım inşallah. En başa dönmek istiyorum. Evet. Oradan başlayalım. Evet. Seren Serengil, Yaşar İpek bir birliktelik başladı ve hızlı bir şekilde. Sanırım sizin bir nişan, üç düğün olmuş değil mi baktığınız zaman? Evet abi. Hani güzel gidiyordu evet, her şey. Evet. Ben sormak istiyorum. Aşk evliliği miydi sizinki? Kesinlikle aşk evliliğiydi. Mesela Seren Serengil... Benimki kesinlikle aşk evliliğiydi. Kendi adıma Kendi adıma konuşmak istiyorum burada. Benimki kesinlikle aşk evliliğiydi. Şimdi abi ben sana en başından şöyle bir izah edeyim. Biz, rahat ol. Tamam. Biz 1,5 yıl işte daha doğrusu Gezegen Mehmet'in düğünü vardı Ocak'ta. İşte biz de davetliydik düğüne. Benim de kız kardeşimle magazin işleriyle gazetecilik yapıyorum. Eylem. Bunlar daha önce işte magazin sayfalarında senin için olumsuz şeyler yazmışlar, çizmişler falan filan. Herkes yazıp çiziyor yani. Ve abartmışlar. Önemli değil. Ben burada haklı haksız aramıyorum orada. Ama ben Seren'le karşılaştım o düğünde. Yıllardır tanıdığım Seren'e bir başka baktım abi o gün. O gece başka göründü her şey bana. Aynı şekilde ondan da o elektriği aldım. Hatta işte bu sorunlardan dolayı böyle sanki şey gibi ben gittim sarıldım gel dedim manyak mısın hani ne olursa olsun. Sen Seren'sin bizim canımızsın dedim yani yıllardır tanıyoruz. Bir etkilenme de oldu. Kardeşinde bir negatiflikleri var ortada. Ortada. Yani. Şimdi abi insanlar, yani orada mı böyle bir insanlar şu 2019 senesinde bile hala dünyamızda kan davaları devam ediyor. Millet birbirlerini öldürüyorlar. Kız veriyorlar konu kapansın diye. Burada evet. Ne ölü var ne bir şey var. Yani haber çıkmış orada. Ben bunu bu kadar hafif görüyorum yani. Ertesi gün Seren'le konuştuk, buluştuk falan. Abi zaten 2-3 gün sonra bir ateş, bir şey Seren hapishaneye gidiyor. İşte Gülben Ergen onu hapse kararı evet. Çıkmış. Bir şeyler oluyor. Ben gidiyorum sürekli yanına. Yanında da kimse yok. O an ona her türlü sahip çıktım. Her türlü. Cezaevinin kapılarına gidiyorum. Cezaevlerinin içine gidiyorum. Cezaevi arabasının aracında benim elimi tuttu Seren. İlk benim elimi tuttuğu yer orasıydı. Elimi tuttu. O an aşk evet daha çok böyle yoğunlaştı. Hani zorda, kız darda, evet. Kadındır, hapse giriyor. Ben de az çok biliyorum yani. Bir erkeğim sonuçta. Ona o an bütün elimden gelen fedakarlığı, yapabileceğim her şeyi yaptım. Cezaevinden aldık, çıkardık falan. Mutluyuz bir hafta 10 gündür falan. Artık böyle bir ilişki de yaşamaya başladık. Aslında hiç buraları konuşmayacağım ama konuşmazsan da işte konu çıkmıyor abi. Aslında evlenmişim, barklanmışım ama. İşte bir gün bana gelecekti. Yalnız o sıraya kadar da işte kız kardeşimle görüşüyor. Erkek kardeşimlerle, onlar yemeğe geliyor. Kız kardeşim bana gece mesajlar atıyor, işte evlenmeniz gerekiyor, çok yakıştınız. Hani ailem de o ana kadar her şey, onlar da o şeyi unuttu. Hani sonuçta ben geçmiş abileriyim, ben bir kıza aşık oldum. Bu kıza sorumlu da olsalar o konu bitmiştir. Abicim o buluşma günümüzde geldi kuaföre, telefonu böyle şeye koydu kalktı. Telefonda da ben görünce
Eski arkadaşın ismini gördüm WhatsApp'ın üstünde. İşte cenazeye geleceğim, adres at, konum at falan. Ben onu görünce oradan çıktım gittim. Bu beni arıyor falan bulamıyor. Ben de telefon açtı bana. Eski erkek arkadaş. Evet, arkadaşı. Daha biz de flört ediyoruz. Evet. Dedim ki ya bu işler bana göre değil. Kusura bakma belki medeni bir davranış. Anneannesi ölmüş gitmişsin. Annesi dedi anneannesi ölmüş. Ama bu benim tarzım bir davranış değil. Biz dedim birbirimizden uzak duralım. Tamam mı dedim. Kapattım telefonu. Bu da aramadı yani şey yapmadı. Ertesi gün baktım televizyonda bunu reklam olarak kullanılıyor. İşte 1,5 aylık insanlar için geçmişimi mi sileceğim? Şunlar bunlar. Ben de bir yerde sahneye çıkıyorum. O an magazinciler geldi ya Selen Hanım böyle biliyor işte 1,5 aylık için falan filan. Şimdi ben de o kadar cezaevlerinin üstünde hani bir uğraş vermişim ya. Canı sağ olsun dedim. Canı sağ olsun dedim geçtim. Sonra olaylar böyle bunun ailesi varoş bilmem ne laflar çıkmaya başladı televizyonda. Ailem hakkında. Öyle olunca ben de Posta Gazetesi'ne bir demeç verdim. Niye ayrıldınız dedi. Çünkü herkes soruyordu. Yine bugünkü gibi hiç kimseye konuşmama kararı aldım. Ama maalesef eşim beni konuşturmak için şu andaki gibi başardı. Yine konuşuyorum. Hep laf, hep laf, hep laf, hep laf, hep kavga. Bununla besleniyoruz. Bunu anladım ondan sonra. Başka yumurta işte dedi böyle yapıyorlar. Herkes gidiyor falan dedim hop. Bunu ben kabul etmem. Yani madem sen benimle çocuk yapma, ben kobay mıyım? Sen Can Tanrılar gibi adamla kanlı bıçaklısın. Sen Gülben Ergen kanlı bıçaklısın. Sen Sinan Akçı, sen o, sen Bahat. İğrenç, bir delikanlıya yakışmayacak. Bir erkeğe yakışmayacak. Hamile karısına bu lafları söyleyecek aşağılık bir erkek olarak. Siz dedi bu mitokondri var diye başkasının sıvı. Buz kesildim abi o lafı duyunca. Bu dedi ne olmuş ki dedi, sperm senin spermin dedi, %90 senin dedi, diğeri dedi seni ne ilgilendiriyor deyince abi. Benim soyum o, başka bir soy karışmış ona. Posta Gazetesi'ne bir başlık verdim sadece, yani o da benim içimden geldi. Niye ayrıldınız dedim, eski çöplüğünde gezdiği için ben vazgeçtim bu işten. Bu, çıktım işin içine. Sonra eve geliyorum, kapının önünde araba. Siteye geliyorum, kapının önünde araba. Telefonlar, arkadaşlar, şunlar, bunlar, tekrar bir araya geldik. Bu, o Posta Gazetesi'nin haberi benim kız kardeşim yaptı zannediyor. Yani şimdi ben bir Yaşar İpek'im ya. 20 yıldır bu mesleğe emek vermişim. Abi hepinizi tanıyorum. Ben bunu ne starlığımla ne paramla, ben efendiliğimle sevdirmişim herkese kendimi. Ki çok şükür bir dediğim iki olmuyor. Ya dedim ben bunu yaptım ben. Böyle bir şey yok. Hurra, kavgalar, gürültüler falan. Ya dedim aşk kazansın ya. Kardeşime dedim ki otur. Anneme dedim ki otur. Şimdi nişan yerine gitmişiz. Eylem neden orada yok diye bir tanesi soru soruyor. Seren de ben istemiyorum diyor. Annem dedi ki bak hani bu etrafa karşı da ayıptır. Ne var ki dedi yani bunda şimdi ben istemiyorum falan. Ya sil silmez kavgalar gürültüler. Yine dedim aşk kazansın. Yani inatla aşk kazansın diyorum. Abi biz nişanı yaptık. Ailem yok. Kardeşlerim yok. Ben arkadaşlarım kimse. Ben Seren'le orada Seren ailesiyle Seren arkadaşlarıyla nişan yaptım kendime. Olsun dedim. Yani 40 yaşındayım. Tamam dedim bir şey olmaz. Düğün günü dedim bunların arası güzel olur. Düğüne kadar hani toparlarız olayı. Abi sürekli de baskı yapıyorum. Bak sakın bir yere bir şey yazma, bir yere bir şey çizme. Düğün bitsin bir daha görüşmek zorunda değilsiniz. Değilsiniz ya. Düğün bitsin bitsin. Bir daha ömür boyu birbirinizi görmeyin. Tamam dedi. Allah gençliğimi alsın. Bunu bu akşam konuştum. Uyudum ben. Sabah bir kalktım bombalar atılmış abi. Anneme 2 gün kala düğüne. İşte kızınızı ya kızınızı seçin ya oğlunuzu seçin yoksa benim düğünüme kimse gelemez falan filan böyle bir taraf seçmeniz gerekiyor falan. Ha siz mesela annem de diyor ki ben de düğüne geliyorum diye bir şey yapıyorum. Siz, oğlum mutlu olsun yeter diye buna mesaj yolluyor. Tabii ben bunu kabul eder miyim? Ben yine hurra toplandım gidiyorum bu evden. Toplandım gittim abi evden. Son düğünde mi? Son düğünde abi. Anneme işte ben akşam uyarıyorum onu son kez uyarıyorum. 2 gün var benim hani yapma sakın bir şey yapma çünkü bekliyorum böyle bir efekt görüyorum. Yok yok dedi. Annem işte tarafını seçmeniz lazım falan. Yani saçma sapan düğüne 2 gün kala atılacak mesaj değil. Düğünden sonra atılabilecek bir mesaj olabilir. Ama o düğün esnası yapılacak bir hareket değil. Şimdi anlıyorum ki getirtmemek için. Tamam dedim yine aşk kazansın. Düğünü de yaptım abi ailemsiz, arkadaşsız. Sonra düğün bitti. Biz bir şey Bodrum'a bir tatile gittik. Şey Göce'ye. Güneş abi sen de bilirsin ters çarptığı zaman ya yüzün patlak da çıkabiliyor fotoğraf çekerken bir şey çekerken. Hmm. Fotoğraf çekilmiş dışarıdan. Seren toplu çıkmış. Ben bayağı böyle memeli memeli çıkmışım. Dedi ki bu ne eylem yaptı. Ya niye yapsın? Hayır o yaptı yerleri yıkıyor. Ben de
Müge de aslan ölmemiş orada. Telefon açtım. Müge'cim dedim. Bu haberin eylemle biriyle bir haber şey ilgisi var mı? Bunlara dedim Photoshop yapılmış kardeşim dedim. Böyle söyleniyor. Aldı elimden telefonu. Bak abi. İşte o günden sonra da her şey koptu. Aldı elimden telefonu. Ben o kızın abisiyim. Babası gibiyim. 9 yaşından beri ben onlara babalık yapıyorum aileme. Saygı yine yok. Aldı telefonumu şu anda sana bile söylemeyeceğim bir hakaret etti, küfür etti. O bilmem ne eylem dedi bunları yapıyor falan ben aldım telefonu yine kıyamet, yine koptuk. Yine bizi birleştirdiler, yine dedim aşk kazansın. Abi bu sefer beni tamam bu sorunları hafif hafif geriye atmaya başladı. Bu sefer bakıyorum sabah kalkıyorum. Mustafa Ceceli, kavga. Ya niye kızım? Ne dedi bu sana? Bir şey mi söyledi? Ben açayım. Sunduğu programda. Sunduğu program. Hı hı. Ben dedim sana Mustafa bir şey söylediyse ben arayayım. Hani, yani şey değil mi? Yani yanlış anlama benim de. Ya o da Seren'in işi. Abi Seren herkesin işi. Şimdi herkes ünlü bir insanın magazini herkes o konuları yorumluyor. Yorumluyor. Ama ben eşimin yorumuna bakıyorum. Sert. Yani şimdi ben niye yalan konuşayım? Sert. Hı-hı. Herkes gibi yorumlanmıyor. Ya onu yani yapma. Senin diyalogda olduğun ya da arkadaşın Selam Sabah'ın olduğun. Tabii tabii. Ya abi ben de kaç arada mı kalıyorsun? Arada mı kalıyorsun? Mustafa ya yaşarım. Kardeşim ben sana ya da eşine ne yaptım ki? Hani bu böyle oluyor. Mustafa'cığım işte ben de senin verdiğin cevabı veririm. Abi ne yaptım? Onun işte işi bu. Ne yapsın? Sinan arıyor, işi bu. Can abi arıyor, işi bu. Öbürü arıyor, işi bu, işi bu, işi bu. Sonra ben kendimi artık pasif hissetmeye başladım. Sen Can Tanrıyer gibi adamlar, kanlı bıçaklısın. Sen Gülben Ergen, kanlı bıçaklısın. Sen Sinan Akçı, sen o, sen Bahattin. İğrenç, bir delikanlıya yakışmayacak. Bir erkeğe yakışmayacak, hamile karısına bu lafları söyleyecek aşağılık bir erkek olarak. Siz dedi bu mitokondri var diye başkasının sırrı. Buz kesildim abi o lafı duyunca. Herkesle mi kavga edilir? Herkesle mi sorunumuz olabilir? Bize insanlar bir şey söylese zaten ben erkek adamım yani benim karıma durup dururken biri bir şey söyleyebilir mi? Hiçbir şey yapmadığı halde ama yaptığı zaman ben cevap veremez hale geldim insanlara. Düğüne gidersin Cumhurbaşkanı'na laf çıkar. Öbürüne gidersin bilmem neye çıkar. Yani hep laf, hep laf, hep laf, hep laf, hep kavga. Bununla besleniyoruz. Bunu anladım ondan sonra. Dedim ki mutlulukla beslenme yok burada. Burada kavgayla besleniyoruz. Bu bir alışılmışlık. E gel git zaman abi bu tartışmalar artık böyle asla ben Selen'e bu zamana kadar altını ivedilikle çiziyorum. Altını ve üstünü. Israr da ediyorum. Benim Selen'e fiziki temasım asla hiçbir zaman olmamıştır. Konuşacağız onları. Olmamıştır yani. Yani konuşacağız. Yani her şeyi burada konuşmak istiyorum ben. Konuşulan her şeyi sormak istiyorum evet. En azından. Şimdi oraya gelmeden anladığım kadarıyla dışarıdaki o bir nişan üçlüğüne rağmen, evet. Mutluluk bozduğuna rağmen sürekli kavgayla geçmiş. Evet. Peki orada da aşk kazansın. Hep dedim aşk kazansın. Ne zaman tersini düşünmeye başladın? Abi tersini hep aşk kazansın, aşk kazansın dedim. Tersi son bir olay geldi başıma. Yani bunu daha henüz hiç kimseye açıklamadım. Bunu açıklamaya da istemiyorum aslına bakarsan abi. Çünkü linç ediliyorum. Şu an başka konular çıkıyor. Telefon... Bir öz eleştiri yaparsak yani linç ediliyorumdan yola evet. Çıkıyorum. Evet sosyal medyada veya işte medyada, magazin dünyasında. Çünkü işin içinde şiddet ve tehdit evet. iddiaları var. Yani açıkçası ben bunu sana direkt sormak istiyorum. Kadına el kaldırmak, şiddet, tehdit artı hamile bir kadına gibi. Yani ne kadar ayıp değil mi abi? Bir delikanlı adam. Bana bak, sorarsan ben Yaşar İpek'e yakıştıramam bak, bir bunu. Delikanlı adam, açıkçası. Bir erkek adam karısına o kadar ağır sözler sarf etsin, karısını dövmek istesin hatta o dereceye gelsin. Dövemeyip yatak dolabının camına vursun, camını falan kırsın ve karısı hamile bunun karşısında yaşasın. İşte... Ya çok kötü. Bir delikanlının yapacağı bir şey değil değil mi abi? Yani sen şunu musun? Asla. He? Asla. Şimdi diyebilirim ki herhangi bir konuda. Yani hata yapmışsın Yaşar derim. Abi olarak. Ama bunda hata falan değil. Büyük yanlış. Evet. Büyük yanlış. O nedenle direkt net sormak istiyorum. Evliliğiniz öncesi veya sonrası. Bak abi. Sen Seren'i gördün şöyle, mü? Şiddet uyguladın mı? Asla. Asla bak. Abi ben o... Tehdit ettin mi? Bak abicim bağırma olayı şöyle. Hakaretler. Şimdi biz bu çocuk olayını 2-3 kere denedik. Bir tanesi normal yollarda oldu. Evet. Olmadı. Bir tanesinin yumurtası içi boş çıktı. Olmadı. Doktorlar hep böyle düşük bir şans olduğundan bahsediyorlar. Hı-hı. Çünkü benimle alakası yok. Seren şu an 48 yaşında
Bunu 20 kere denemiştir, 10 kere denemiştir. Neyse, benle beraber 3 tane falan olmuyor. Benle bir ama beraberce aldığınız bir karar tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii, tabii. Evet, evet. Sen de istiyorsun. Evet, evet. Tabii. Tüp bebek, işte ona da bakıyoruz falan. Dediler ki, Seren dedi ki yani... Bak abi, yemin ediyorum, Allah gençliğimi alsın. Şu son olaylar için konuşuyorum. Yoksa ben bunları bile konuşmayacaktım. Ben mahkemeden sıyrılıp bu işi kaldıracaktım. İleride de konuşmayacaktım. Bana geldi dedi ki... Benim dedi yumurtam dedi çocuğun gelişmesine dedi engel. Evet dedim, zaten bunu biliyoruz işte her zaman. Başka yumurta işte dedi böyle yapıyorlar, herkes gidiyor falan dedim, hop. Bunu ben kabul etmem. Tam. Başka birinin yumurtasını kullanarak benim spermimi Seren Taşıcı anne gibi ben de olayım dedim. Bak dedim, bunu ben asla, bunu ölsem kabul etmem. Bir, bunu Allah nasip edecekse kendi mucizesiyle versin bana. İki dedim, ben yani öbür gün ya bir şey olur, ben huylu adamım bir daha be. Gerçekten huylu adamım yani. Lan bunun bir huyu çıktı önüme, anasına mı benzedi, bana mı benzedi, ona mı benzedi? Ya ben böyle şeylerle yaşayamam dedim. Yaşayamam. Ben olacaksa dedim, Allah ikimizin aşkına bir mucize versin. Bu konuyu kapat dedim. Bunu duymak istemiyorum. 20 gün sonra tekrar geldi dedi ki, ya mitokondri mi? Mitokondri diye bir şey var abi. Başka bir kadının, var, genç, evet, bir kadının yumurtasının içinden sıvı alıyorsun. O sıvıyı annenin yumurtasına suya veriyorsun. Benim spermimle oraya tekrar nakil ediyorlar. O ne demek dedim. Dedi ki işte böyle enerji falan filan zar sürt. Dedim herhangi bir değişiklik yapmayayım. Yok dediler, benim yumurtam. Yani DNA anlamında, genetik anlamda bir etkisi yok, yok mu dendi sana? Yok dendi bana. Ben de evlenmeden önce oturduğum yerde çok sevdiğim bir ablam var. Profesördür. Çok özel bir hastanede. Bu işlerin de uzmanıdır. Hemşerimdir. Hani kadını arama ihtiyacı duydum. Dedim ablacığım rahatsız ediyorum. Bu öyle böyle mitokondri diye bir şey varmış. Ben şimdi başka bir yumurtayı işine girmedim, DNA değiştiriyor diye. Rahatsız oldum. Bu mitokondride DNA'yı değiştirecek, rahatsız edecek bir şey var mı? Tabii ki dedi. Nasıl dedim? Dedi ki, bak dedi, bu %40'a kadar başka bir genetik verecektir dedi DNA'sı. Şimdi yanlışım varsa düzelt. Serinin yumurtalarına başka bir, yani aynı sperm bankasına bağış yapar gibi başka bir kadının annenin, yumurtasını, kadının yumurtasının sıvısı. Mitokondrisini alıp Serenin yumurtasına naklettiler. Destekleyici. Destekleyici çocuğun gelişmesini. Ve bu DNA ya da genetik yapı %40 oranında değiştiriyor. Etkiliyor. Bak dedim. Bu da dedim Allah'a şükür. Yani illa onun yumurtasını alacağız, illa onun suyunu alacağız. Yani Allah'ın vermediği şeyi zorlayacağız. Ben dedim buna zaten karşıyım bir. Hadi diyelim ki zorladık ama bu senin şartlarında zorladığım zaman beni mutlu edecek dedim. Ben bunu böyle doğru buluyorum dedim. Bana böyle bir şey teklif etme. O kadın senin ailenin arkadaşları, ailenin tanıdıkları, Allah gençliğimi alsın, benim ailemden hiç kimseyi de tanımaz. Ben oğluyla arkadaşım oturduğum yerde. Ya bak niye annemle arkadaş olsun ya. Şöyleydi böyleydi, kendi doktoruyla görüştürdü. Efendim değişmezdi, onları görüştürdüm. Konferanslar falan değişiyor, meyişiyor. Dedim ben bu işi kabul etmiyorum. Bitti mi bitti. Tamam dedi, ben çocuk yapmıyoruz. Tamam dedim. Ben zaten sana çocuk yap diye ısrar da etmiyorum. Sana ne dedim, çocuğun olmasa bile ben senleyim. Sıkıntı yok dedim. Bak bundan ben şikayetçi olmam lazım. 40 yaşındayım, bir evladım olsun değil mi abi, bir şeyim olsun. İnan umurumda değil. Aşk kazansın diyorum yine ya. Bunu kimse anlamıyor. Ben senleyim dedim ya. Bitti dedim. Bak ben ailemi, kardeşlerimi, onlara babayım ben bir de. Öyle ailenin bir abisi falan değilim. Ben 9 yaşından beri aileme babalık yapan bir insanım. Saçların tenine zarar gelse dünyayı yakarım. Seren neler etti, ben sesimi çıkarmadım. Aşk kazansın, geçer dedim. Aile şeyidir, biter dedim. Ama bizimkinde bu bitmedi. Ve her adımı daha bir şiddetli oldu. Her bir yumruğu daha bir şiddetli oldu. Ben dedim bunu kabul etmiyorum. Dedi çocuk da yapmıyoruz. Tamam dedim yapmıyoruz. Boşanıyoruz. Tamam dedim boşanalım. Yani madem sen benimle çocuk yapma, ben kobay mıyım? Sen bu için mi çıktın? Ben sana diyorum ki çocuğum olmasa da elini tutacağım. Sen diyorsun ki olmadı, boşanalım. Tamam dedim boşanalım. Tamam sessiz sakin, tamam okey dedim. Sonra beni aradı. Ya bir senetli olmadığı için çekişmeli olmak zorunda. Anlaşmalı olmuyormuş. İşte biz bir sene kadar aynı evde yaşayalım falan. Tamam dedim Seren. Sorun yok dedim. Geçer yani. Gitmemi istemiyor falan. Abi oturduk. Bir ay sonra dedi ki tamam ben dedi kendi yumurtalarımı yapacağım dedi. İğneler var. O iğneleri olacağız. Yumurtayı büyüteceğiz. Yumurtanın içindeki şeyi falan filan. Her şeyi ben dedi kendi şeyimi yapıyorum. Başka bir şey yok. Yok. Okey dedim. İğneleri ben her gün kendim yaptım. Ben şimdi çocuğumun olmasını istemesem bir kadından. Değil mi abi? O iğneleri tutup karnına bir ay boyunca kendim yapar mıyım ya? Bir ay boyunca kendim yaptım. Ve ben Seren'in en çok, bak benim çocuğum olmasından çok Seren'in çocuğun olmasını istiyorum. Çünkü diyorum ki bu kızgınlığı, bu agresifliği, bu insanlara küslüğü, bunların hepsi bitecek diyorum o yavruyla. Ya anne olunca... Ya alacak elini, o duyguyu, sevgiyi anlayacak diyorum. Bitecek. Değişim. Allah belamı versin. Benden çok Seren'in çocuğu olmasını istiyorum.
Kesinlikle. Çünkü değişeceğine inanıyorum. Bu dedi ne olmuş ki dedi, sperm senin, spermin dedi, %90 senin dedi, diğeri dedi seni ne ilgilendiriyor deyince abi. Benim soyum o, başka bir soy karışmış ona. Otur hayatımıza bakalım, el ele gezelim, bak dünyayı geziyoruz. Ben 40 senedir, 20 senedir geziyorum, 40 yaşındayım. Gittiğim bütün yerler için karımla gidiyorum, hep tek gitmişim, ne kadar mutlu oluyorum yani. Ben hayatımı değiştirdim, bak ailemi değiştiriyorum bir yerde ya. Düğünüme getirmemişim bilmem ne. Bu benim sanatçı Yaşar İpek'in değil. Normalde sokaktaki Yaşar İpek'in yapacağı bir hareket değil Ali abi. Yetişme tarzıma uygun değil. Yani bir seçim yapmak zorunda mı? Seçim yapmak zorunda bıraktı. Görüşmeyeceksin, etmeyeceksin. Nereye girmeye başladık bu sefer? Ya da sana ne benim annemle görüşmemden? Oo, şöyle söylediler. Ya annem ya eylem. Annem hadi bir iki kızmış, bir iki tane bir insana yorum yapmış. Kötü değil yani. Ama sen eylemin daha bir yerden sayfasından S harfi yazmamış. Yumurta kafalar, sıfırlar var ya abi, fake'ler. Bu da eylem, bu da eylem, bu da eylem. Bin geçtim dedim ki kardeşim, senin hayatta bir tek sorumlu olduğun eylem mi ya? Sen Can Tanrıyer gibi adamla kanlı bıçaklısın. Sen Gülben Ergen, kanlı bıçaklısın. Sen Sinan Akçı, sen o, sen Bahat dedim, en son Cumhurbaşkanı. Yani sana kimse mi bir şey yazmayacak dedim ya. Ya sen herkese laf söyleyeceksin, bunlar oturacak, korkacaklar. Bir tek dedim eylem cesaret edecek ve işi gücü yok, açmış yüzlerce hesap sana yazıyor. Dedi yazıyor. Dedim ki git çıkar, bu benim bacımsa ben onun kafasını koparacağım. Benim bacım, benim karıma. Hani uzak durduk dedim. Bunu yapıyorsa dedim ben kopar. Tamam dediler. Avukatlar gidiyor geliyor hep boş abi. İçi dışı boş çıktı. Şimdi bu bir tarafa açıkçası benim meraklandığım konu. Oraya döneceğim abi. Konu. Bu bebek olayında ne oldu son durum şimdi? Evet biz oraya... Yani dedi ki o bir ay iğneleri oldu vesaire. Bir ay boyunca ben işte dediğim gibi iğnelerini yaptım ben bunu. Kendim olmamasını istesem o bakımları yapıyorum, Kıbrıs'a beraber gidiyorum. Manyak mıyım ben? Vazgeçeceğim, istemediğim bir çocuğu, kadını götüreyim hastanelere, iğnelerini yapayım. Gittik hastaneye, onun yumurtasını aldılar, benim spermimi aldılar. İşte dediler ki bu spermin şeyi için, nakli için, bu yumurtanın alınması için emseren bir şey imzalıyor kağıtta. Bankaya gidersin abi, tabii, kredi alırsın, 20 tane sayfa koyar böyle önüne. Şimdi o ufacık yazıları ben tek tek, benim bir de karım ya, kimden şüphe edeceğim? Yani nasıl bir şüphe? Benim okumam ayıp gelir bana orada. Karım ne yapıyorsun der bana yani. O da imzaladı. Okumadan imzaladı. Okumadan imzaladık, verdik. Geçtiler. İşte 4-5 gün sonra geldik. Tak 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 onları birleştirdiler. Şeye koydular karnına. Döndük geldik abi İstanbul'a. Bodrum'a gittik. Orada da böyle ufak tefek ailevi sorunlardan problemler çıktı falan. Abi... Benim bir arkadaşlarımla da biraz kavgalar, gürültüler. Ben İstanbul'a döndüm. O Bodrum'da kaldı. Net konuşuyorum her şeyi. Ya kızdım yani. Dedim ki ya yeter, ben uğraşamıyorum ya. Bu kavgalarımla, gürültüler. Ben gidiyorum dedim. Ben İstanbul'a geldim abi. Bu başladı bana saldırmaya. Ve bana... Bu ses kaydı var ya, eve gittiğim. O gün abi. Hastaneden. Bu beni linç ettiriyor ya. Yani hakaret... Hakaret, bu küfür ettiğim, o iğrenç, küfür vesaire, bir delikanlıya yakışmayacak, bir erkeğe şeyde. Yakışmayacak, hamile karısına bu lafları söyleyecek, aşağılık bir erkek olarak. Görünüyor ya dedim, görünüyor abi. Gittim eve, hastaneden bana telefon açtılar, eve daha gitmeden önce. Yaşar Bey işte bu şeylerden dolayı biz de çok üzülüyoruz, biz hastane olarak ne yapacağız bilemiyoruz falan filan. Ben dedim ki, yapacak bir şey yok, devirmiş dedim, kapattım telefonu. Abi yarım saat sonra beni hastaneden başka biri aradı. Onu da gördüğü bir insan. Ben de ismini vermeyeceğim buradan. Kız dedi ki, ya Yaşar Bey biz çok üzülüyoruz. Siz dedi bu mitokondri var diye başkasının sıvı. Buz kesildim abi o lafı duyunca zaten. Anladım gelecek cevabı. Ne? Biz dedi bunu Selen Hanım'a uyguladık. Yani senin karşı çıktın ve doğal yollarla, daha doğrusu ikimizin... İkimizin o DNA'yı değiştirecek, kabul şeyler. Etmediğim şeyi koydum. Nasıl koydun? Ben çılgına döndüm. Hemen... Doktora, bu işlemi yapan doktora mesajlar burada. Hepsini zaten mahkemeye sunacağım. Ben tutup da kameralara ya da size oraya biliyorsun. Mahkemeye sunacağım bunları. Sana özel olarak gösterdim ama biraz önce abi, evet, yazışmayı. Ama... Özel olarak. Aramızda kaldım sadece. Ben yazdım dedim ki siz bana böyle bir üç kağıt mı yaptınız bir hastane olarak? Bunu mu değiştirdiniz? Siz dedi gereken evrakları imzaladınız. Ya kardeşim bunu ben seninle konuştum. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum deyip sen bana nasıl evrak imzaladın? Ben senin 15-20 tane evrağını nasıl okumadan imzaladım yani? Ne yapabilirim ben? Karıma güvendim, size güvendim. Sizi mahkemeye veriyorum. İstediğiniz yere verin demiş bana. Öyle bir mesaj atmış. Ben de abi o sınırla eve gittim.
sen dedim benim karşıma geçip de beni bu hastaneye götürüp bana bunu kabul ettirmeyin. Şimdi dedim benim arkamdan gizli mi yaptın? Hayır dedi. Bak dedim bu kadın bana falan filan aradı. Bu sıkıntı varmış dedi. Bu dedim mümkün değil böyle bir şey olacak. Bu dedi ne olmuş ki dedi. Sperm senin spermin dedi. %90 senin dedi. Diğeri dedi seni ne ilgilendiriyor deyince abi. Benim oradan artık dilimin kemiği nasıl kırıldıysa. Boşaldım yani. Ana, avrat. Sövmüşüm orada belli. Bir şeyi saklamayacağım. O sıra beni annesi de aradı. Herhalde işte evden kadın mı aradı, kim aradı? Annesini aradı. Benim de eşyalarımı götürmüş annesi evden. Dedim ya anneciğim benim eşyalarım sizin evde ne işi var? Senin dedi bilmem ne ananla bacın var ya dedi. Sen onlara bir sor dedi. Deyince baktım artık saygılar bitmiş abi. Annesine de kötü söz ettim. Bak senin kızın da bana böyle böyle yapmış. Başka bir şey kullanmış, başka bir sıvı kullanmış. Ben olmamasını istemediğim bir şeyi bana yapmış. Bu abi. Bağırdım, çağırdım, çıktım evden gittim. O sırada beni kayıt mı almış, sesimi mi almış? Ne yapmışsa yapmıştı, onları da yayınlıyor. Ama bütün kadınlardan özür diliyorum, bu iğrenç konuştuğum için. Bu konudan dolayı Seren'den özür dilemiyorum. Bugün bakıyorum annesi demeçler veriyor. Yaşar'a biz kucak açtık. Ya ne yaptın kucak açtın? Ben sokakta mıydım, yetimhanede miydim sen bana kucak açtın? Ben senin kızına kucak açtım. Dağ gibi oldum onun arkasında. Beraber başvuruyorsunuz, senin spermlerini, onun yumurtaları. Buna varsınız, imza atıyorsunuz. Cinsiyete bile ben dedim ki karışmayacaksınız. Evet, belirlenebiliyor artık öyle şeyler. Kıbrıs'a verin, ona bile ben dedim belirlemeyeceksiniz yani. O konuda onlar, da bir tartışma oldu. Başka bir yumurtanın, başka bir genç bir kadının yumurtasını, mitokondri denen sıvısını benim karımın yumurtasına enjekte ediyorlar. Ve senin aldığın bilgi, benim bunun aldığım en az %40 genetiği DNA'yı etkilemeyen. Değişiyor, %40. Yani internette de yazıyor. Gidip bir doktora da sorsa, profesöre de sorsa. Ben de sordum. Kaç kişiye sordum. Ve ben bunun yapılmamasını istiyorum. Şimdi ben sorarım. Yani abi. Kandırılmış mı hissettin? Bak ben onu sorayım. Ben şimdi onu sorarım ya. Hiç kimse bütün erkekle karışmıyor. Sen de erkek adamsın abi. Hanımın senden bunu saklasa ne yaparsın abi? Allah aşkına. Bazısı döver. Hani var ya izliyoruz demek ki bir şey oluyorsa. Bazısı bağırıp çağırıyor. Bazısı tamam deyip oturuyor. Ben bağırıp çağıranlar oldum. Çünkü ben bunu kabul etmedim. Edemedim. Ben yok demişim sana. Bunu bana kabul ettir. Zorla. Zorla. Bir senede zorla. Ben bir yere gelirim, kabul ederim belki. Değil mi mesela diyorum abi. Ama ben bunu katli suretle kabul etmediğim bir şeyi ve başka bir DNA'nın karıştı, genetiği karıştı. Yani millete göre ne olacak? Bana göre çok şey olacak abi. Benim soyum o. Başka bir soy karışmış ona. Ben ne yapayım şimdi? Ben bunları hiç konuşmayacaktım. Şimdi diyecek çocuğumu düşürdüm, bunu izledim, şunu yaptım, bunu ettim. Ama görüyorum ki benim bağırmamı, çağırmamı. Ya ben Seren gibi hepimiz tanıyoruz benim karımı. Ben ona bir tane vursaydım o durabilir miydi ya? Ya da 1,5 yıl içinde ben ona bu şiddetleri uygulayan bir adam olsaydım niye ailemi sildim? Niye arkadaşlarımı sildim? Neden dostlarımı sildim? 1,5 yıldır ben bir tane stüdyoya gidip oturup müzik yapmıyorum. Ama sen beni gelip bu kadar önemli bir konuda kandırırsan aşk kaybeder işte. Aşk orada kaybetti. Annemle kavga ettin aşk kazandı. Sanatçı arkadaşlarımla kavga ettin aşk kazandı. Kardeşimle kavga ettin aşk kazandı. Dostlarımla kavga ettin aşk kazandı. Benle kavga ettin aşk kazandı. Ama sen benim çocuğum olacak. Ben buna sana diyorum ki olmaz. Ben bunu istemiyorum. Bu Allah'ın mucizesiyle olacaksa bizim bir meyvemiz olsun diyorum. Ben Allah'a ne şirkten korkarım ne şeyden. İstemiyorum kardeşim diyorum. Bu böyle olacaksa olacak. Bunun altını çizdim sana. Sen kalkıp gidip bunu bana yaparsan ben aşk da bitti. Hadi gene de çok özür diliyorum ama bütün kadınlardan özür diliyorum. Bu iğrenç konuştuğum için. Bu konudan dolayı Seren'den özür dilemiyorum abi. Yarın yine böyle bir alevli tartışmaya yarın da şey yapsa yine aynı lafları belki o sinirle telaffuz ederim. Çünkü yapacak başka bir şeyim yok yani. Aa çok kötü bir insansın. Allah kahretsin seni falan. O benim tarzım bir şey değil yani. Vurmak da benim tarzım değil. Ama o an dilimin kemiği kırıldı. Çünkü yemin ederim bak havluyla da siliyorum kendimi buna bağırırken. Allah çağırsın. Üstümü falan sormuyor. Kan ter içinde kaldım. Bunu bana nasıl yaparsın? Havluyu siliyorum. Şöyle bir havluya attım yüzüne. Onu söylüyorlar. Havlu attım. Sanki dersin bardak attım. Allah belanı versin senin dedim. Bu çocuğu Allah sana vermeyecek dedim. Attım. O bantı da yayınladı. Allah sana bu çocuğu vermeyecek. Allah sana vermesin demiyorum zaten. Allah sana bu çocuğu vermeyecek diyorum. Çünkü beni kandırdın ya. Ya şimdi ben bunları çıkıp burada konuşmak beni o kadar mahcup ediyor ki abi. Ama sen beni linç kampanyasına girdin ya. 1,5 yıldır benlesin ya. Ve benim istemediğim çok ciddi bir konuda benle tartışıyorsun. Ve ben sana şiddet uyguluyormuşum gibi sesimi çekip veriyorsun abi.
Bu olacak şey değil yani. Ve bir yandan da yalvarıyorsun gel gel diye. Dostlar arıyor, onlar arıyor, bunlar arıyor. Hem linç ettiriyorsun, hem öyle yap diyor. Hani ben gerçekten psikolojisini anlamadığım için çıktım abi bu işin içinden. Ha çocuğum olursa artık bu saatten sonra mitokondri, rondri ne koymuşsa olacak yani. Ben 9 yaşından beri aileme de babalık yapan bir insanım. Beni bütün herkes bilir, çevrem de bilir. Nasıl yetiştirmişim o çocukları. Ben çocuğuma herkesten daha iyi baba olurum. O babalıksa o bana yakışır. O da inşallah anneliğini doğru dürüst yapar. İnşallah bu sinirlerini, o kötü enerjiyi o çocuğa nakletmez içinde, naklettirmez. Çünkü çocuk da çekiyormuş ya o stresleri bilmem neleri. Öyle derler. Öyle derler. İnşallah öyle bir doğru dürüst bir annelik süreci geçirir. Çocuğunu doğurur. Ben de babalık görevlerimi sonuna kadar yerine getiririm. Yok çocuğun verasetini verecekmişim. Soyadı Serengil olacakmış. Yok bilmem ne yapacakmışım. Ben çocuğumdan vazgeçecekmişim. Böyle bir komik talebi var bana da. Güldüm sadece. Sadece güldüm. O benim evladım. Buna sen nasıl karar verebilirsin ki? Çocuk olursa Allah inşallah doğru dürüst bir süreç geçirtir ona. İnşallah, i̇nşallah sağlıklı. Serenin de, sağlıklı, bebeğin de sağlıklı. Aynen, ikimizin de, ikimizin de bir yavrusu olmuş olur. Ama ben medeniyetten yanayım. O çocuğu her türlü büyütürüz. Bu da bizim başımıza gelecekmiş. Biz bu ayrılığı doğru dürüst bir şekilde yapmalıydık. O da olmadı. Olmadı, olmadı. Açıkçası bu olmadı. Konular olmasaydı abi ben yine bu mitokondriyi konuşmazdım. Onun yüzüne vururdum. Belki ömür boyu vururdum. Gördükçe vururdum. Belki bir süre sonra unuturdum. Belki bir süre sonra çocuğum olduğu zaman kondriyi umurumda olmazdı. Yani benim evladım nasıl olsa. Ya bana bu süreci yaşatmadı. Bilseydim diyorsun en azından. Evet. Yani... Buna karşı hayır, sonra çıktım. Da öğrenseydim abi. Sonra da öğrenseydim. Bu bantlar, işte konuşmaları, gizli hı-hı, kayıtları, bu küfür kafirleri yayınlamasaydı diyorum. Ben yine ayrılırdım ama bir süre sonra belki ona o şeyim de geçerdi. Sinirim de geçerdi. Yani evlat olunca belki her şeyi ben de unuturdum. Kondri mondri kalmazdı. Evliliğimiz kesin bitecekti. Bu, çünkü bu çok çirkin bir yürümüyor şey. Yürümüyor diyorsun. Bunun... Bu olay... Bu, yani çocuk çıktığı gün konuşsa baba annemle evlen dese bitti o iş benim için. Geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok abi. Yani şöyle mi, yani ben bu arada Seren'le de biliyorsun objektif her tabii zaman ki. Yıllardır her şeyi yapmaya çalışırız. Seren'le de görüşmeyi, konuşmayı umuyorum. Tabii ki abi. Muhtemelen. O da kendini doğru ifade etsin. Ya bu söylediğin işte mitokondri. Ya, mitokondri. Mitokondri. Öyle bir şey var abi. Uygulaması. Bilgim dışında diyorsun. Bilgim dışında danışılmıştır, kabul etmemişimdir. Buna zaten baştan kabul etmemiştim. Evet. Ve bilgim dışında... Ve bunu kabul etmediğim için ayrılığı, boşanmayı teklif etmiştir bana. Hı-hı. Çocuğum olmasa benim seninle evliliğimin anlamı yok dedi bana. Ben zaten o gün de şok geçirdim. Çünkü ben sana diyorum... Pardon, çocuğum olmasa seninle evliliğimin anlamı yok benim dedi. Yani bebek için evlendirdim. Onu diyorsun. Anladım ben. Peki, yani nasıl bir duygu bu? Bunu bu çok kötü bir duygu. Ne diyorsun sen dedim ya. O nasıl bir laf dedim ya. O zaman dedim boşan hemen benden. Çocuğum olmasa ne? Ve bunu sürekli tutmazsa boşanacağım, olmazsa boşanacağım. Çünkü sürekli ailemle bir kavga, ben de yapma da etme. Onu geçemedi, aşamadı onu. Bir de üstüne üstün bu benim için en büyük gol buydu. Diyorum ya abi bak, anne dedi aşk kazansın dedim. Kardeş dedi aşk kazansın, iş dedi aşk kazansın dedim. Yaptık. Her şeyine sustum. İnsanlar bana demedi, dostlarım, arkadaşlarım bile telefon açıp oğlum ne yapıyorsun dedim. Aşk kazanıyor dedim, bunu yapıyorum. Yanında durdum senin. Gittin mi? Gitmedim. Bunu sen de görüyorsun. Ağzından kötü bir laf çıktı mı bu konularla alakalı? Çıkmadı. Ortada durdum ben. Pimpon topu gibi. O vuruyor. Buralarda her şey aşk kazansın dedim. Hiç sorun değil. Ama sen benim çocuğum olacak. Benim DNA'm diyorsun. Şudur budur diyorsun. Ben diyorum. Sana diyorum ki bak bunu kabul etmiyorum. Altını çiziyorum. Boşanalım diyorsun. Onu bile kabul ediyorum bak. Öyleyse boşanalımı kabul ediyorum. 1,5 ay sonra iğneler yapıyoruz. Tekrar diyorsun olacak. Yumurtam büyüyecek, içindeki sıvı güçlenecek falan filan olacak. Tamam diyorum ben de karımsın yani ben senin yalanını sorgulayamam. İnanıyorum sana. Yalan attın nereden bileyim ben? Vurdum iğneleri. Geldik gittik oraya. Sen başka birinin enerjisini al yumurtanı koy. Bu benim yani lügatımda affedilecek bir durum yok abi. Yani bu uygulamanın da DNA'yı, genetiği %40 en oranında az. En az %40 etkilediğini... Öğrendikten evet. Sonra zıvanadan çıktım. Diyorsun. Yaşar İpek kontrolden çıktı. Orada işte iğrenç bir adam görüyoruz ama diyorum ya bak şu anda da öğrensem yine aynı tepkiyi veririm. Ben yani bu tepkiyi vermeyecek erkek de ben tanımıyorum ya. Vallahi tanımıyorum. Yani şimdi tabii öyle bir genelleme yapmamak lazım. Sen anlattın, biz dinledik. Belki yorum da yapmamak lazım. İzleyenler kamuoyu yorumu yapıyorlar zaten. Yapacaklardır.
Ben şunu tekrar sormak istiyorum. Tekrar soruyorum. Seren'e şiddet uyguladım. Asla abi. Altını ve üstünü ivedilikle. Eğer benim Seren'e bir tane fiziki vurma gibi bir şeyim çıksın ya, göstersinler. Bu mitokondri olayı, arkandan iç çevirmeleri öğrendikten sonra kontrolden çıkmışsın anladığım kadarıyla. Evet, kabulleniyorsun, hakaret ettim. Tehdit var mı? Tehdit yok abi, ne tehditi? Sadece küfür ettim işte o gün. Ağzıma geleni söyledim. Bunları yalnız yorum yapmadan paylaşıyoruz. Şimdi bunu da hata, yanlış vesaire yapmışsın demiyoruz. Kamuoyu takdir edecektir. Evet. Yani böyle mi davranmalıydın? Evet. Yani. Ben bu abi soru. Küfür İki, her türlü kötü bir şey. Aynen. Hakaret her türlü kötü bir şey ama bu gerçekten çok hassas bir durum abi. Kandırılmak, yani ağır kandırılmak bir de bak. Kandırılmak başka bir şey. Bir de ağır kandırılmak. Senin istikbalin, geleceğin, yavrun, aşık olduğun kadının kokusunu duyurmak istersin ondan. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum abi? Evet. Ya bu çok büyük bir ayıp. Sen bunu illa istiyorsun diye benim bu şekilde karşı geldiğim bir şeye benden habersiz yani. Şimdi diyor ki işte çocuğun velasetini versin. Soyadı Serengil olsun. Tamam diyor, sen vazgeç. Ben bunu öğrendim ya. Hı-hı. Sen diyor tamam, bu çocuktan vazgeç. Vazgeç o zaman. Vazgeç tamam, bu mitokondriyi de koydum. Bu çocuktan vazgeç diyor. Cevabın ne oldu? Ya evladım nasıl vazgeçeyim? %90 benim. Ben sana yapma dedim. Onun ne günahı var? O çocukla danışıklı dövüşlü yapmadın ki sen bunu. Doktorumla yaptın. Çocuk doğacak, dünyaya gelecek. Aa babacığım, benim ne haberim var yani bundan. O İnşallah benim... sağlıkla. Hem ya, Seren hem bebek için tekrar söylüyorum ama tekrar sormak istiyorum. Bütün magazin camiası için istiyorum ya Seren'in çocuğu olsun. Sana yemin ederim. Bitsin ya bu kavgalar, gürültüler. Ona iyi gelecek. İyi gelecek abi. Çok iyi gelecek. Tekrar sormak istiyorum. Tabii. Flört ettiğiniz dönemde, evet. Evlilik dönemi, evet. Kavgalar, evet. Hamilelik öncesi ve hamilelik. Çok ağır şeyler yaşamama rağmen. Seren asla. Gibi şiddet uyguladım. Asla abicim. Asla. Asla. Bir de yerlerden yerleri sürüklemişim, dövmüşüm. Ya Seren beni ne yapardı biliyor musun ben öyle bir şey yapsaydım? Ya bunu hepimiz biliyoruz abi. Ben hep Seren'e zaten vurmamak için kaçıyordum evden. Çünkü tahrik. Bu ortalığı kırıp döktün. Tahrik doğru der, o zaman. Abi doğru. Ortalığı kırıp döktüm işte o gün. Onu da o gün döktüm abi. O gün. Bunu bana nasıl yaparsınız dedim. Vurdum. Kendi dolabımın aynası kırıldı. Bu. Ortalığı kırıp dökme de bu. Başka hiçbir şey yok. Ha bir de Amerika'dan çok güzel Pink Floyd'un bir tane altın plağını almıştım kendime. Benim için çok kıymetliydi. Piyanomun, orkumun üstüne koyardım onu. O an o sinirle bir de o kendi şeyimi kırdım. O kadar. Biraz öfke kontrolü konusunda var, problemi var mı? Hayır senin? Abi. Yok. Yemin ederim yok. Ama böyle bir şey, çok ağır bir şey olunca kopuyorum. Şimdi karşılıklı boşanma davası açtınız. Seren boşanma davası açtı. Ben önceden açtı. Önce açmıştı. İşte bu konuyla onda olaylar şey olunca. Ondan sonra dilekçe vermemişler. İptal oldu mahkemeleri. İptal olunca ben açtım şimdi. Ne yapmayı düşünüyorsun? Keşke yapmayı düşündüğüm şuydu. Sessiz sedası çok güzel bir şekilde bitirmekti. Çocuğum da olsa bana izin verdiği sürece mahkeme giderim. Seren belki der her gün gel, her gün gider görürüm çocuğumu. Hani benim öyle problemim yok. Benim şu anda tek istediğim şey abi, hızlı bir şekilde boşanmak. Bu arada ihtiyati tedbir kararı var. Aldırmış bana. Uzak durmanız annesi gerekiyor. Annesi de aldırmış. Ben ne yaptıysam annesi de aldırmış, kendisi de aldırmış. Şimdi bugün beni susturuyor yani. Bugün bakıyorum annesi demeçler veriyor. Yaşar'a biz kucak açtık. Ya ne yaptın kucak açtın? Ben sokakta mıydım? Yetimhanede miydim sen bana kucak açtın? Ben senin kızına kucak açtım. Dağ gibi oldum onun arkasında. Çevremle, kendimle. İnsanlar yazıyor. Bu kroyu adam ettin. Ya Ali abi ben 20 yıl önce de aynı yaşadım. Ben Seren'le sadece fark edildim. Sadece fark edildim abi. Ben 20 sene önce de Göcek'teki koylara, benim Instagram'ıma diyorum ki bu yazan insanlara girin. 1 Ocak 2018'den aşağı inin. Gezmediğim ülke Vietnam'ından, Kamboçya'sından, Malezya'sından yani. Bir bakın ya. Ben zaten bütün kliplerimi Amerikalarda, Miami'lerde, bir de gidip turist gibi değil, orada yaşayan insanlar gibi çekerim. Yani ben seninle neyi görmüş olabilirim? Ben senin pasaportuna baktığım zaman bir Dubai, bir Bodrum var. Yani ya bu bir şeylerin oluşu değil tabii de. Hayır, bir şeyin oluşu değil. Ama bunlara bile böyle ama aşk evliliği yazan şeyler, yani. Yazan insanlara teşekkür etmek nedir abi? Bunu yazan insana, dünyayı gezdirdin, bu kroyu adam ettin, teşekkür ederim. Bu çok çirkin. Ben şimdi görüyorum. Kro yani. Musun sen? Kroyum ya. Kroyum ya, ne yapayım? Kroyum ya. Vazgeçin benden, kroyum tamam. Diyor ya baba ben hırsız yakaladım. Oğlum diyor bırak kesin. Ben diyor onu bıraktım, bu beni bırakmıyor.
Peki en başlara dönelim. Belki güzel şeylerle kapatalım istiyorum. Tatsız şeyler konuştuk. Seren'e aşık oldun. İlişkiniz başladı. Seren'in nesi seni cezbetti? Hangi özellikleri? Geçmişe güzele dönersen hatırlarsan. Abi hayvan sevgisi çok önemliydi benim için. Yani ben de çok hayvanları seviyorum. Hayvanlara olan merhametini, ilgisini görüyordum. Diyordum ki hani bu insana da böyle verir. Ama alakası yok. Alakası yok yani. Yalnızca bunu saymayacaksın herhalde. Yok yok. Bütün hayvanseverler ilgini yok, çekiyordur yok, mu yok. Çıkmasın. Yani evde benle ilgilenmesi. Abi aslında bu şeyi sevmesinden çok o zor bir dönem oldu ya, hapishane. Evet. O galiba bende şey oldu ya. Yani işte sen sorunca ben düşündüm de. Gerçekten o oldu bende. Çok içini dolduramıyorsun o zaman. Dolduramıyorum abi. Çok içimi tüketmiş çünkü. Vallahi dolduramıyorum. Bu hem senin için hem Seren adına kötü bir şey. Kötü. Kötü. Ben Seren'le yaşadığım şu tempoları 18-19 yaşında böyle yaşıyordum. Hani o deli aşklar falan filan ama... Hızlı mı oldu biraz? He? Hızlı mı oldu? Evet, çok hızlı oldu. Çünkü 2 ay flört ettik, arkasından nişan falan filan. İşte bak toplamı 1,5 yıl ama evet. Şöyle bir arkama baktığım zaman 15 yıldır sanki yaşıyor geliyorum. Sanki ben 15 yılı dinlemiş 15 gibi yıldır hissediyorum yaşıyor şu anda. Allah kolaylık versin diyorum. Amin. Hata yapın, sen de yaparsın. Seren de yapabilir ama yanlış yapmayın. Çünkü bir ortak noktanız var en azından. İnşallah sağlıkla o bebeği hem Seren adına hem senin adına hani kucağınıza almanızı gönülden diliyorum. Baba olmayı ben gönülden, herkesten çok istiyorum. İnşallah sağlıklı bir evladımızı alırız kucağımıza. O iyi bir anne olacağına eminim de. Eminim yani. Yetiştiririz yani, bizim çocuğumuzun bizim birlikte olmamız bir şey değiştirmeyecek. Daha kötü olacak. Her şey bundan sonra daha güzel olsun ama amin, daha kolay olsun. Amin inşallah. Yanlış yapmadan devam edin. Bizim dileğimiz o olur çünkü ortada bir bebek var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Burada ilk ve son kez konuştum herhalde. Buradan başka da bir yerde konuşmuyorum. Ya yarın ya da öbürsü gün bu mahkeme sürecine kadar ülkeden gideceğim abi. Biraz uzak bir yere gideceğim. İşte 1 ay mı 1,5 ay sonra mahkeme ne zamansa o gün çıkıp geleceğim. O sürece kadar da artık... Ortalık inşallah, inşallah durulur diye. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi.